Sevgili dostlarım, bugün kilo alma dönemlerinden birini konuşacağız sizlerle. Aman doktorcum, kilo almanın dönemi de olur muymuş demeyin. Olur olur, öyle bir olur ki bugün size çok önemli kilo alma dönemlerinden birini konuşacağım. Öncelikle bir insana kilo aldıran bazı dönemler vardır. Erkekler için askerden dönme zamanı, birinci kilo alma zamanı. İkincisi de evlendikten sonraki dönem. Özellikle hanımı da güzel yemekler yapıyorsa yerleşik hayata geçmeyle birlikte erkekler için iki tane kilo alma dönemi vardır. Neymiş efendim? Biri askerden dönme zamanları, ikincisi de evlenme zamanları. Ama biz kadınlar ne yazık ki erkekler kadar şanslı değiliz. Çünkü bizim vücudumuzda her ay bir kere adetle birlikte bazı hormonal değişimler oluyor. Adet öncesi, sırası ve sonrasında bu inen çıkan hormonlara bağlı iştah azalıyor, mutsuzluk artıyor, iştah artıyor, karbonhidrat isteği artıyor derken her ay bir 5-10 günü biz bu adet nedeniyle biraz hormon olarak kilo almaya yatkın hale gelir şekilde oluyoruz. İkincisi, aynı şekilde evlendikten sonra kadınlar kilo almak için bir risk dönemine geliyor. Gelelim üçüncüsüne, gebelik. Dördüncüsü lohusalık. Beşincisi ikinci gebelik, altıncısı lohusalık, bir üçüncü gebelik oluyorsa bir oradan, arkasından bir lohusalık daha derken karşımıza öyle bir dönem çıkıyor ki bugün konumuz bu. Menopoz ve sonrasında kilo artışını kontrol edebilmemiz gerekiyor. Çünkü metabolizma çok yavaşlıyor ve kilo artışı kaçınılmaz bir alın yası şeklinde neredeyse karşımıza çıkıyor. Demek ki sevgili dostlarım, sadece şişmanlatan hastalıklar yok, sadece şişmanlatan yiyecekler yok, sadece hareket azlığına bağlı şişmanlama yok. Bir de bazı dönemler var ki bizim kilo almamıza neden oluyor. İşte bu dönemleri yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Normalde insan vücudu her 10 yılda bir %3 ila 4 arasında metabolizm hızımız yavaşlıyor. Yani 20'li yaşımızla 35 yaşımızdaki metabolizm hızımız aynı değil. Bu 40'lı yaşlara gittiğinde işte %4'ler 5-6'lara çıkıyor. Özellikle kadınlarda menopoz sonrasında bu yavaşlama %8-10'lara kadar çıkabiliyor. Vücudumuzdaki östrojen hormonunun, koruyucu kalkanının vücudumuzdan uzaklaşmasıyla birlikte, metabolik hızın yavaşlamasıyla birlikte kilo artışı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte kalp damar hastalıklarına karşı yatkınlık ortaya çıkıyor. Mesela menopoz öncesi kadınlar erkeklerden 4 kat daha az kalp damar hastası olurken menopoz ve sonrasında bu birliktelik artıyor, eşitleniyor. Üçüncüsü, özellikle kemik erimesine karşı östrojenin koruyucu etkisi ortadan kalktığı için osteoporoz dediğimiz kemik erimesi ortaya çıkıyor. Yine tansiyon, kolesterol problemleri, diyabet problemleri ortaya çıkıyor ve hayatı boyunca habire evrelerden geçen biz zavallı kadıncıklar bir bakıyoruz menopoz ve sonrasında da gerçekten metabolik prosesleri vücudumuzda hissetmeye başlıyoruz. Bu da bizim yaşam döngümüzü çok mutsuz bir şekilde etkiliyor. Peki biz sağlıklı menopoza girmek için, sağlıklı menopoz geçirmek için, vücudumuzu sağlıklı bir şekilde menopoza hazırlamak için ne yapmalıyız? Önlem almalıyız diyorum, önlem almalıyız. İlk alacağımız önlem şu: lütfen tek yönlü diyetler yapmayın. Bugün menopoz öncesi, sırası ya da sonrasında bir kadının vücuduna verebileceği en büyük hasar bu tek yönlü diyetlerden, özellikle protein diyetlerinden geçiyor. Bakın, protein diyetleri kişiye çok hızlı kilo verdirir. Ben bunu tartışmıyorum. Benim tartıştığım nokta, bu sizin dışınızı zayıflatır ama iç organlarınıza neler yapar biliyor musunuz? Sadece proteinle beslenmek vücuda çok fazla yağ ve kolesterol girdisi sağlayacağı için zaten menopoz sonrasında kadıncağızlar, biz kadıncağızlar erkekler gibi kalp damar hastalıklarına eşit riske sahipken protein markı diyet yaparak zayıflamaya çalıştığımızda vücuda inanılmaz bir doymuş doymamış trans yağ asitleri alıyoruz. İşte bunlar kan yağlarımızı yükseltiyor. Bu fazla protein vücuttan atılırken kemikten kalsiyum çekiyor, kemik erimesine yatkınlığımızı arttırıyor. Zaten menopoz ve sonrasında kemik erimesi problemiyle karşı karşıyayız. Siz protein ağırlıklı bir diyet yaptığınızda bu riskinizi ikiye katlıyorsunuz. Demek ki menopoz ve sonrasında lütfen ve lütfen
lütfen tek yönlü bu protein ağırlıklı diyetleri katiyen ve kesinlikle yapmayın. Bana kalırsa hayatınızın hiçbir döneminde yapmayın, ben önermiyorum. Yaptığınız beslenme şekli, yaptığınız uygulama öyle bir uygulama olmalı ki hayatınız boyunca devam edebilmeli. Yani sadece protein yiyerek bir insan ne kadar yaşayabilir? Bugün bulgur pilavı olsun, dolmalar, sarmalar olsun, ne bileyim börekler olsun. Genel kültürümüzde ve mutfak alışkanlıklarımız var. Bunları dengeleyerek yemeği başarabilmek varken ne gerek var böyle insan vücudunu üzücü, yıpratıcı diyetler yapmaya? O zaman sevgili dostlarım, menopoz ve sonrasına geldiysek özellikle bu protein diyetlerinden uzak duruyoruz. İkincisi, tuza karşı çok dikkatli olmak lazım. Çünkü kerim kerimesini fazla tuz tüketimi çok arttırıyor. Hipertansiyonu tetikleyebiliyor. Ve gizli tuzu yüksek yiyecekler, salamuralar, işte çok fazla peynirler, zeytinler, turşular, çerezler, gizli tuz oranı yüksek yiyecekler yine kemikten kalsiyum emilimini azaltıyor. Yine osteoporozi bir yatkınlık yapıyor. Aynı zamanda da tansiyon yükseltebiliyor. Vücutta ödem ortaya çıkarabiliyor. Tuza karşı menopoz ve sonrasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Kendimize verdiğimiz en büyük zarar, kendi elimizle yaptığımız zarar, o da ne? Sigara içmek. Hadi milat olsun, her programda söylüyorum, sigara kadar bir insanı yok edebilecek, zarar verebilecek ikinci bir madde var mıdır bilmiyorum. Bu paketlerin üzerinde yazıyor, öldürür, kanser yapar, zarar verir ama buna rağmen habire gidip alıp içmeye devam ediyoruz diyorum ama bugünden itibaren etmeyin. Menopoz sonrası bu katlama hastalıkları riskleri de birbirine yaklaştığı için sigarayı kesinlikle kesmeniz gerekiyor. Hareket etmek, özellikle direnç egzersizleri yapmak, kemik kütlesini korumak için çok önemli. Aynı zamanda metabolizmanızı arttırmak için de çok önemli. Menopoz ve sonrasında mutlaka ağırlık egzersizleri çalışın. Bir spor merkezine üye olabilirsiniz. Oradaki bir hoca yapacağınız kas egzersizlerini gösterebilir. Ya da artık internette var. Sizin vücudunuza göre eğer herhangi bir sağlık problemi yaşamıyorsanız, bel fıtığı, omurga problemleri gibi, size uyabilecek bir internetten de direnç egzersizi uygulaması indirip bu egzersizleri haftada en az 3 gün yapmanızı tavsiye ediyorum. Öyle bir egzersiz var ki sevgili dostlarım, pilates. Pilates süper bir egzersiz. Çünkü pilates aynı zamanda fizik tedavi anlamına geliyor. Ve menopoz ve sonrasında haftada en az 2-3 gün pilates yapabilirseniz bu da çok çok iyi olabilir. Yüzme yine çok etkili. Üç bir arada egzersizlerden biri derim ben yüzme için. Çünkü hem kulaç atmaya bağlı bir kardiyo egzersizidir. Kalp atışınızı hızlandırır. Aynı zamanda suya karşı bir iş yaptığınız için bir ağırlık egzersizidir. Aynı zamanda vücudunuzu sürekli uzattığınız için de pilates gibi etki gösterir. O nedenle yüzme yapabilirseniz ne kadar iyi olur. Ama bunların hiçbirini yapamıyorsanız bari yürüyün diyorum. Açık havada günde 45 dakika ile 1 saat arasında menopoz ve sonrasında yürüyüşü mutlaka tavsiye ediyoruz. Demek ki sevgili dostlarım, işte bu kilonun alma dönemleri de olabiliyor. Bu dönemlere karşı uyanık olmak gerekiyor. Gebelik, doğusalık, adet dönemleri derken menopoz metabolik hızın yavaşlamasına bağlı. Vücudumuzdaki koruyucu hormonların yer değiştirmesine bağlı biz bu problemi yaşayabiliriz. Ama bu bir alın yazısı mı? Değil. Biz bunu önleyebilir miyiz? Önleyebiliriz. Fazla kiloların önüne geçebiliriz. Bu da nereden geçiyor? Yaşam tarzına yapabileceğimiz değişikliklerden ve alışkanlıklardan geçiyor. Bugün sizler için yaşam tarzımızı düzenleyecek süper bir tarif vereceğim. Ama ondan öncesinde yine menopozda hangi gıdalara daha sık yer vermeliyizin de bir altını çizeyim. Ondan sonra bir tarifimize geçelim. Kalsiyum bir mucize. Vejeteryan beslenme, kısmi vejeteryan beslenme diyorum. İçerisinde yoğurt, süt, ayran, yumurta olan, sebzenin bol olduğu kısmi vejeteryan beslenme bugün menopoz ve sonrasında yaşam süresinizi uzatabilecek bir beslenme şekillerinden bir tanesi. Sürekli değil ama haftada 1-2 gün böyle bir beslenme tarzını benimserseniz, yani kırmızı etin azaldığı, kuru baklagillerin, işte yumurtanın, peynirin, yoğurdun
ve ayranın olduğu, sebzenin daha çok ön planda tutulduğu şekilde bir beslenme planını haftada 1-2 gün yapabilirseniz bunun çok büyük faydasını görürsünüz diyorum. Demek ki menopoz ve sonrasındaki beslenmede de kalsiyuma çok dikkat edeceğiz. Sebze ağırlıklı beslenmeye özen göstereceğiz. Zeytinyağını kullanacağız. Katı yağlardan uzak duracağız. Tek yönlü diyetleri asla yapmayacağız. Sigaraları söndüreceğiz efendim. Hareketli bir yaşam tarzını benimseyeceğiz. Doğru uyuyacağız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur misali. Her duyduğumuzu kendimize uygulamaya çalışmayacağız. Gelelim günün sağlıklı tarifine. Tabii doymak çok önemli ya. Yani yeme ihtiyacını azaltmak. O nedenle ben tariflerimde doygunluğu, doyma süremizi uzaltacak ve mide boşalma zamanımızı uzun tutup bizi daha uzun süre tok tutacak tarifler vermeye çok özen gösteriyorum. Her gün sizden onlarca mail, mesaj alıyorum. Bu beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Yaptığım tarifleri çok beğeniyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ben de kendi mutfağımda kullanıyorum gerçekten. Efendim çorbada tuzum oluyorsa ne mutlu bana diyorum. Gelelim tarifimize. Yine bir omlet tarifimiz olacak. Soğanı jülyen doğrayacağız. Bunu az zeytinyağında hafifçe bir sarartacağız. Bu arada omletime havuç koydum. Özellikle beta karoten cildimizi besler menopoz sonrasında. Maydanoz koydum, ıspanak koydum, peynir koydum. Baharatlarımı ve azıcık da un koyacağım. Bu şekilde çok sağlıklı bir omlet tarifi olacak sizler için. Yine lezzetli, soğan girdiği her şeye çok lezzet katıyor biliyorsunuz. Yumurtalarımı kırıyorum. Efendim her yemeğim içerisinde mutlaka bir sebze koyuyorum. Hatta çoğu zaman akşam yemeklerimi Instagram'da sizlerle paylaşıyorum. Yine sebzeyi sebzeyle yemeği başardık galiba gibi cümleler kuruyorum. Gerçekten sebze her tarifimizde olsun, çok faydalı çünkü. İçerisine bir tane rendelenmiş havuç koyuyorum yumurtalarımın içerisine. Yaklaşık yarım bağ kadar maydanoz koyuyorum. Böyle börek gibi bir tarif oluyor. Efendim bunları şöyle bir karıştırıyorum. Bir de içerisine ıspanağımı koyuyorum. Azıcık un koyuyorum. Şöyle iyice bir katı katı olsun diye. Bir tatlı kaşığı kadar koymanız gerekir. Tatlı kaşığımız yok. Ben göz kararı artık bu tahta kaşıkla koyuyorum. Yeterli. Ve baharatlarımı ekliyorum. Kırmızı biber, karabiber ve az tuz. Siz radyeçal, zencefil seviyorsanız onları da koyabilirsiniz. Kimyon da koyabilirsiniz. Ben bu tarifte sadece karabiber, kırmızı biber ve tuz kullandım. İşte gördüğünüz gibi hazırlandı. Efendim ne yaptık? Soğanımızı az zeytinyağı ile hafif pembeleştiriyoruz. 2 yumurta, 1 rendelenmiş havuç, 1 avuç kadar ıspanak, 1 avuç kadar doğranmış maydanoz, azıcık un, içerisine biraz da beyaz peynir koyuyorum. Bunları bu şekilde karıştırıyorum. Beyaz peynirler sonra içinde eriyor, hiç merak etmeyin. Tavamın üzerine koyuyorum, kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika kadar pişirdiğimde işte sebzeli omletiniz hazır oluyor. Bunu bir öğün yerine, öğlen ya da akşam yemeği öğünü yerine rahatlıkla yiyebilirsiniz. Tarifler bizden, uygulamalar sizden diyoruz. Kilo alma dönemi dedik, menopoz dedik, aman dikkat edin dedik. Tarifimizi verdik derken geldik nereye? Programımızın sonuna. Her programda olduğu gibi beden sağlığı ne kadar önemliyse ruh sağlığımız da biliyorsunuz o kadar önemli. Dünyaya bakış açımız çok çok önemli. Ben de her gün sizler için burada beni etkileyen cümleleri paylaşıyorum. Bunları düşünüyorum. Sizin de düşünmenizi rica ediyorum. Gerçekten insanın hayata bakış açısını çok değiştiriyor. Yokluğunuzdan korkacak güzel insanlar biriktirin. Çünkü diğerleri her an gidebilir. Hayatımıza giren herkes değerlidir ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir diyor Erich Fromm. Unutmayın, hiçbir zaman arkadaş kaybetmezsiniz. Sadece kimlerin gerçek arkadaşlarınız olduğunu keşfedersiniz diyor Eliot da. Benim gerçekten bakış açısı olarak çok değer verdiğim iki felsefeciden, iki ruh bilim uzmanından ikisidir. Sık sık da yerlerine, sözlerine paylaşımlarımda yer veriyorum. Efendim sevgi, saygı, iyi insanlar, huzur hayatımızdan eksik olmasın. Her zaman hep birlikte iyi günde kötü günde birlikte olalım sevgili dostlarım. Sizleri seviyoruz. Programımızın sonuna geliyoruz. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz ama en kısa zamanda yeniden buluşuyoruz.
Doktor Ayça Kaya'yla beslenme saati hafta içi her gün 9.30'da 360'da.